23 yaşında bir anne üstelik 5 aylıkta hamile. 3 yaşındaki kızıyla birlikte banyoya girdi ama çıkamadı. Çünkü iddiaya göre arızalı şofbenden sızan gaz zehirledi onları. İkisini de hayattan kopardı. Ve bu olayı da ben ev sahibi suçluyorum. Cihaza baktık, kaçak vardı cihazda. Adam 3000 lira için benim uç canıma mal oldu. O ihmal yüzünden yaşandı facia. İddiaya göre arızalı şofbenden sızan gaz hamile bir anneyle kızını hayattan kopardı. Çok korkunç bir manzarayla karşılaştım. Böyle bir şey olamaz. 3 yaşındaki kızı Zelal'le birlikte Ankara Altındağ'da bu evde yaşıyordu Hatice Ekin. 5 aylık hamileydi. Diyarbakır'da çalışan eşi telefonla aradı ama onlara ulaşamadı. Yakınlarından eve gidip kontrol etmelerini istedi. Eve gelenler işte bu kapıyı defalarca çaldı ama kapıyı açan olmadı. En sonunda balkondan içeriye girdiler. Evdeki gaz kokusundan şüphelenince de direkt olarak banyoya yöneldiler ve orada şok edici manzarayla karşılaştılar. İkisi de banyonun içinde doğal gazın yüzünden zehirlenmişler. Ekiplere hemen haber verildi. Ancak artık çok geçti. 23 yaşındaki anne ile 3 yaşındaki kızının cansız bedenleri çıkarıldı evden. Kombisi bozuktu. 4-5 gündür kullanamıyordu. Aynı eski parçayı eski kombiye takıp gitmiş ve arada da 2 gün geçmeden bizim uç canımıza mal oldu. İddiaya göre işte bu şofben arızalıydı. Ev sahibi bir tamirci getirdi ama tamirci iddiaya göre tam anlamıyla bozuk olan şofbeni tamir etmedi. Kapağını işte bu şekilde yere bıraktı. Yani yerine bile takmadan gitti. Üstelik bir de işte bu bacanın kapalı olması gereken bu noktasını da açık bıraktı. Yani gaz bu noktadan sızdı. Yeşil bir alev başka bir yerden çıkıyordu, ateş. Doğalgaz sızıntısı diye düşünülüyor. Facianın yaşandığı o evin içindeyiz. Burası da ailenin kaldığı yatak odası. İşte burada da dikkat çeken bir görüntü var. Karşıda bir doğalgaz sobası. İddiaya göre o da arızalı, o da kapaksız. Ekipler o iddia üzerine de inceleme yaptı evde. Anne kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belli olacak.